Şuradan. Yazarsın 16 koller. Yaz onu. Hadi bu işte. Aha. Sakin. Sakin. Hadi be. Abi bu kadar olmaz. Çok sinirlendi. Kings'i komon dışarıya vurdu be. Abi ya. Yorum sizin ya. Vallahi yorum sizin ya. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Güncellememiz geldi. Hemen bir oyuncu vermişlerdi. Ona bir bakalım kim gelecek. Onu açtıktan sonra Neymar'ı alacağız. Bunun için penaltı şutları çekeceğiz. Oo, bakalım buradan kim gelir. İnşallah Muhammed Salah gelir. Ücretsiz top açılımı vermiş. Gelir mi? Oo, her şey değişmiş. Böyle daha güzel olmuş sanki. Balon var. Balon çok etkili duruyor orada. Işıklar sönük. Fransa Lig 1'e gidiyoruz. Matheus Tuva mı? Matheus Silva diye bir oyuncu geldi. Oyuncu iyi değil ama top açılımını bence gayet güzel yapmışlar. Bir de şu sağ tarafta gol oldu diye bir bölüm gelmiş. Burada da Neymar'ı verecekler. Neymar'ın güçlendirme özelliği de var. Bakalım şöyle hemen. Başka ödül var mı? Onu da merak ediyorum tabii ki. Yani atmosfer çok güzel. Bu aslında bize paslaşma sistemini gösteriyor bence. Bak kaleden başlıyor. Sağ taraftan, sollara, sol taraftan. Görüyor musun? Topu nasıl gezdirirsek golü ulaşabiliriz diye gösteriyor aslında. Onu bir incelersek oradan da kendimize fikirler çıkartabiliriz. Burada da bu etkinliğin olaylarını yazıyor. Penaltıyı gole çevirme. Penaltı vuruşunu gole çevirmek belli bir sayıda kare isteyebilirsiniz. Penaltı vuruşlarını gole çevirmeye devam ederek büyük ödülü çok kısa sürede alabilirsiniz diyor. Ödüller. Oo, çok güzel ödüller var. Buradan penaltı vuruşlarını yapın arkadaşlar. Golünüzü atın. Bakalım nasıl yapacağız? Ekrana dokunuyorum. Fayda etmiyor. Neymar'a dokunuyoruz. Ödülü gösteriyor. Bunu bilen varsa söylesin bana arkadaşlar. Giremedim. Bir tane şut çektim. Gol oldu. Sonra dedim video çekeyim. Videoda paylaşayım diye şey yaptık ama. Neyse. Oynanışı merak ediyorum. Oo, bak burada etkinlikler çok güzel hale gelmiş. Rüya takımı hızlı maç. Arkadaş maçı burada. Futbol ligi gelmiş. Bizim klasman maçı mıydı acaba bu futbol ligi? Evet. 4. klasmanına atmış bizi. Tamam. 1'den 3'e idi. 1'den 4'e atıyor artık herhalde. 3 klasman geriye atıyor. Rüya takımları, RPV maçları gelmiş. Mustafa Dizge buradan bahsediyordu. İzlemiştim onun videosunda. Çok iyi. Bunları da dener yaparız. Klasman maçını çok merak ediyorum. Ligim yazmış. Ligimiz neymiş? Avrupa'ya gelelim. Ha bak burayı bilmiyorum. Buradan bir takım seçip acaba şey mi yapıyoruz? Anlamadım ki. Rastgele de seçtik ama devam et diyoruz. Neymiş bu? İngiltere'den geldiler bir şeyler. 600 diş puanı. Çok iyi şeyler gelmiş. Gayet de memnun kaldım. Bunlara şimdi hızlıca geçiyorum. Bunlar yapay zeka amaçları mı acaba? Bakalım şöyle. Ayrıntılara gel. Neyse buna bakarız bir ara. Çok güzellik turnuvaları falan da gelmiş. Bunu da geliştiririz hep beraber. Beğendik buralarda. Gayet iyi güncelleme gelmiş ya. Şuradan bir klasman maçına bir geçip yapalım. Merak ediyorum. Rakibimiz geldi arkadaşlar. Konami bize demiş ki oynanışları falan değiştirdik. Oyun motorunda falan bir şeyler yaptık. Umarım 2021'e biraz daha olsa çevirebilmişlerdir. Çok istiyoruz çünkü 2021'e benzemesini. Şuraya Petri'yi alacağım. Şuraya Eze'yi alacağım. Şöyle bakayım Rodrigo ikinci yarı gelsin. Şöyle Messi gelsin. Messi'yle de şuradan şut çekeriz. Şut hakkında da yeni bir şey daha keşfettim. Onu da birazdan göstereceğim sizlere maç içinde. Şöyle bir rakibe bakalım. Tamam, fena değil. Şimdi bu maçta hem oynanışı deneyeceğiz hem 2021'e biraz benzeyebilmiş mi? Oynanışı hakkında neler değişmiş? Onları keşfedeceğiz. Bakalım nasıl bir maç olacak? Kazanmak için uğraşmayacağım çok böyle. Şutları deneyeceğim. Pasları deneyeceğiz. Bir şeyler deneyeceğiz. Hadi Rüdiger. Alamadı. Ver pası. Çok iyi. Şimdi gördük Kings'i Coman'ı. Coman. Coman. Coman buradan denedi şansı. Dışarıya gitti top. Olmadı. Aslında biraz daha yakınlaşıp ölü yaprağı oradan da deneyebilirdik. Ölü yaprak denedim aslında biraz da çok uzak mesafeydi. Olmadı tabii ki. 2021'de oralardan atıyorduk be. İyi gitti günleri. Şuradan cılız pas oldu. Oynanışı deniyorum şu an. Hani keşfetmeye çalışıyorum arkadaşlar. Anladığım şeyleri sizlere açıklayacağım. Pası verdi şimdi Messi'ye. Messi denedi. Tek toplar biraz daha düzgün gidiyor diyecektim. Hızlı kontraya çıkamadık. Lan ayağımın altından kaçtı bu top. Hayır. Çok iyi bir berkaçla attık o dönem. Zaten 4-2 işte bu rakibin dizili sistemi ortadan girmek. Ortadan
takır takır iki pas attığımı kaleciyle karşı karşıya kalabiliyorlar. Biz bu 4-1-4-1 ile hem kanadı hem ortayı deneyeceğiz. Enver Kaç'ı iyi yapabilen oyuncular bu rakibin bu dizilişini kullanabilirler. Güzel bir diziliş Kaç için. Geçer mi, top geçti. Şimdi Messi'ye gelir mi, geldi. Messi'den ah lan Messi. Bizim internet problemimiz devam ediyor arkadaşlar. Maalesef hataydı. O yüzden oyun bazen kaçıyor. Bilmiyorum, fark ediyormuşsunuz. Yaptığım şeyleri geç yapıyor zaten. O yüzden kusuruma bakmayın. Şimdi Chueze. Çok hızlı Chueze. Chueze. Bak, vurmadı ilk başta. Gördünüz mü? Tam adrenalinin yüksek olduğu yerlerde kaçıyor oyun. İnternet kaldırmıyor o kadarını. Kim Chueze? Chueze sıyrıldı. Gönderdi yerden. Bir şut kaleci. Lan gelsenize biriniz. İyi geldik kanattan. Yükleniyoruz. Hernandez. Gördü Eze'yi. Eze çekti. Vurdurtmadılar. Dudakuçu zaten şutu biraz daha çabuk vurmasını beklerdim. Düzeltmelerde bunu yapmaları lazımdı bence. Yani hiçbir oyuncu gerçekte böyle sert duracağı zaman bu kadar bekletmiyordu payanda. Chueze aldı hızını gidiyor. Sıyrıldı Chueze. Sokuldu içeriye. Chueze yatırdı. Chueze verdi pasını. Ama nereye attın Chueze? Koman karşı karşıya ve gol. Bak hele ya, çok güzel çalım. İki kişiden bir anda sıyrıldı. Attı golünü. Kingsley Coman. Böyle bakıyorum da çok da gelişme olmamış gibi geliyor bana. Ama daha rahat oynanıyor tabi. Yani sanki oyuncular bir tık daha diri gibi geldi. Bilmiyorum, siz de tecrübelerinizi, değişiklikleri benim kaçırdığım gözden varsa yazın arkadaşlar. Hayır. Ronaldo Upamecano. Çok güzelsin Upe. Ver abi. Lan abi. Robertson bekledi ve aldı topu. Bizim hatamız bu. Ver hemen. Çok iyi. Tek toplarda biraz daha düzeltmeler yapmışlar arkadaşlar. Şuradan bir ölü yaprak denemesi yine olmadı, uzak mesafe. Yavaş pas. İlk yarı 1-1. Mbappe verdi pası. Deniz gönderdi. Benzema'ya çarptı. Yukarıya atacak sanki. Tam Benzema önünden geçti. Aman. Yapın baskı artık. Bak ya. Şimdi Chueze verdi pası. Yani o nasıl pas ya? Abi sıkıldım bu internet çalışmadığından ya. Yani oynuyor takım ama hani internet nasıl diyeyim, bağlantı koptuğu zaman rakip oynuyor, sizin oyuncular oynamıyor ya, resmen onu yaşıyoruz işte, yapacak bir şey yok. Benzema yok, olmuyor. Yani yarın maç yapmaktan soğudum bazen, biliyor musunuz? Bu hafta zaten fazla maç oynamadım bu internet problemi yüzünden. Bizim çevremizdeki binaları yıkıyorlar arkadaşlar. Bizim mahalleye geldi şirketler. Yıkım şirketleri var ya. Ağır hasarlı binaları yıkıyorlar. Şu an bizim evin etrafındaki bütün binalar yıkılıyor. İsterseniz Discord'dan resim de atabilirim. O yüzden internetlerde, sularda, elektrikte sürekli problemler yaşıyoruz bu hafta, idare edin bizi. Coman. Verdi pası şimdi Hernandez. Abi içeriye niye attı? Lan vallahi aşağıyı gördüm ama gönderemedik topu aşağıya. Hernandez. Eze gönderdi, geçti. Karim Benzema kaleci çok iyi kuzandı, çok iyi kurtardı. Orta geldi Eze'den. Gelişine bir kafa gelmedi. Şimdi Marquinhos. Ya bu işte abi, o kadar bekletmemesi lazım ya. Görmüş olduğunuz gibi adam rahat sıyrılıyor çünkü zaman zaman bağlantı çok zayıflıyor. Buradan bir şut, kaleci seken top, Rodrigo. Mükemmel attı Rodrigo. Gelişine, niye mükemmel? Çünkü gelişine vuruyor topa. Hiç kontrol etmeden attı golünü Rodrigo. Goller girdi oyuna. Hızlı kontrol atakta bize lazım değil ama yine de almışız. Acaba kim bilir dün ne deniyordum ki? Şimdi Messi. Açtı yukarıdan. Rodrigo.
Rodrigo, Rodrigo. Abi yürümüyor. Bak bağlantı koptu işte. Ben dedim niye gitmiyor? Böyle bir şey yok ya. Bak görüyor musunuz? Oyuncuların ağırlığını gitmeme işini. Yani Deniz falan önünden geçiyordu. Kaleci ne yapıyor? Anlatmak istediğim bu arkadaşlar. Yani Bagadilio Rodrigo ile takıldı. Yani yaptığım şeyleri yapmıyor. Çünkü bağlantı kesildiği zaman algılamıyor. Maalesef işte bunları yaşamaya devam ediyoruz. Şimdi Koller indirebilirse güzel olur. İndirmesi de lazım o boyuyla, cüssesiyle. Hadi lan Mbappe'ye gelmedi o top. Şuradan son dakika golü yemeyelim. Hele böyle bir gol hiç yemeyelim yani. Hataya bak. Hadi. Aldık o topu şimdi Rodrigo'yla. Rodrigo. Rodrigo giderse tehlikeli gider. Verdi pası şimdi Mbappe'den Nisala'ya, gerisine düştü o top. Şuradan yazarsın 16 goller. Yaz onu. Hadi Nisala. Aha. Sakin. Sakin. Hadi be. Abi bu kadar olmaz. Çok sinirlendi. Kingsley Coman dışarıya vurdu be. Abi ya. Yorum sizin ya. Vallahi yorum sizin ya. Kaçan pozisyona bak. Bu da Konami'nin sırları mı diyelim. Şimdi gelir adam şans kadar bir gol atar. Hadi, hadi bitirme hocam. Bitirme. Bitir ya da. Bak. Böyle Konami'nin saçmalıkları henüz düzelmemiş. Bunu da keşfetmiş olduk. Sağlık olsun. 2-2 bitti maç ama son pozisyon. Yani bu maçın hakkı bizim diye. Sağlık olsun ne diyeyim. Konami'nin sırlarıyla uğraşmaya devam edeceğiz gibi gözüküyor arkadaşlar. Detaylı inceleme yapmadım etkinlik hakkında ama çok güzel şeyler gelmiş. Bunları yavaş yavaş oynaya oynaya keşfederek sizlerle paylaşırız. Sonraki videoları kaçırmamak için hemen abone olursanız hepimiz için iyi olur. Hadi görüşürüz.